Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bugün yine anahtarlık ya da çanta süsü yapıyorum. Ama bu seferki anahtarlığım para kesesi olarak da kullanılabilir. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Bu şekilde içini açıp buraya bozuk ya da kağıt para koyabilirsiniz. Sonrasında da şöyle askımızı karşıdan geçirerek bu şekilde kapatabilirsiniz. Böyle para kesesi olarak da kullanabilirsiniz. Bunun için malzemelerimiz, ben yine bebek iplerinden kullanıyorum. Kartopu Baby One. Bir tarafına iki renk, diğer tarafına tek renk ördüm. Sizler hepsini tek yapabilirsiniz. İki tarafını da renkli yapabilirsiniz. Renk tercihi ve seçenekleri tamamen size kalmış. Bunun dışında bu ipimle uyumlu olarak 2,5 milimetrelik tığım var. Ve tabii ki makasım var. Malzemelerim bu kadar. Eğer sizler de hazırsanız hemen yapımına geçelim. Koyu pembe ipimle başlıyorum ilk olarak. Şöyle bir ilmek oluşturuyorum. Sonrasında 5 adet zincir çekiyorum. Çekmiş olduğum ilk zincire batıyorum ve buraya İlmek kaydırma yaparak şöyle küçük bir halka oluşturmuş oluyorum. Sonrasında 3 zincir çekiyorum ve halkamın içerisine 11 tane ikili trabzan yapacağım. Batıyorum halkamın içine. 1 ve 2 de çıkıyoruz. İkinci. 3. Bu arada şu ipi de örerek gidiyoruz. Arada kaybolsun. İçine 11 tane ikili trabzan yaptığımızda şu en başta yapmış olduğumuz 3 zinciri de sayarak toplamda 12 trabzan yapmış olacağız. Trabzanlarımızı tamamladıktan sonra halkamızı iyice sıkılaştıralım. Şöyle toplamda 12 tane olacak. Dediğim gibi şu ilk 3 zincirimiz bir trabzanda. Bu 3. ilmeğimizin tepesine batıyorum ve buraya ilmek kaydırma yaparak birleştiriyorum. İkinci sıramıza geçiyoruz burada. 3 zincir çekerek başlıyorum. Sonrasında ipimi doladım. İlmek kaydırma yapmış olduğum yere, yani bulunduğum yere bir tane ikili trabzan yapıyorum. Yani bu ilmeğimde yine bu 3 zinciri trabzan olarak saydığımızda 2 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Hemen bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bu ilmeğe de 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Diğerine geçiyorum. Aynı şekilde buraya da 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Her ilmeğe 2 tane ikili trabzan yapacağım. Ve sıramın sonunda toplamda 24 tane ilmeğim oluşmuş olacak. 24 trabzanımı tamamladım. İlmek kaydırma yapacağım yine 3. ilmeğimin tepesine. Ancak burada renk değiştireceğim. Açık pembe rengime geçeceğim. Şöyle önce bundan dışarıda bir ilmek oluşturuyorum. Evet. Sonrasında kaldığım yerden devam ediyorum yine. İlmek kaydırma yaparken şu 3. zincirimin tepesine batıyordum. Buradan açık pembe ipimi çekerek kaydırmamı tamamlayacağım. Bu şekilde bakın. Yaptıktan sonra iki renk ipinizi de sıkılayın burada. Renk değişimi yaptığımız kısım görünmesin diye yapıyorum bunu. İlmek kaydırmayı yaparak burayı tamamladık. 3. sıramıza geçiyorum. 3 zincir çekerek başlıyorum. Şöyle. Evet. 3 zincirimi çektikten sonra yine bulunduğum yere şu ipimi de takmış olduğum açık pembe ipi de örerek gideceğim. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım bulunduğum yere. Sonrasında bir sonraki ilmeğe geçiyorum ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Bir sonrakine batıyorum. Buraya iki tane yapıyorum.
Çünkü başlarken bulunduğum yere yaptım. Şu üç zincirimle şu ilk yapmış olduğum trabzan aynı ilmekte biliyorsunuz. İki tane yapmış oldum aynı yere. Diğerine bir tane, buna iki tane, yine bir sonrakine batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. Bu şekilde bir çift bir tek şeklinde ikili trabzan yaparak devam edeceğim. Sıramı bitirdiğimde de en son 36 tane ilmeğim olmuş olacak. Sıramın sonuna geldim. Yine ilmek kaydırmamı diğer rengimle yapacağım. Az önce koparmamıştım ben. Hemen koyu pembe rengimi geçiyorum. Bu sıramı bununla devam ettireceğim çünkü. Şöyle biraz gerdirelim. Üçüncü ilmeğimin tepesine, pardon, batıyorum ve koyu pembe ipimi geçirerek ilmek kaydırmamı yapıyorum. Yani koparmadan daha rahat geliyor bana ama siz tabii ki kesip tekrardan dışarıda ilmek oluşturup o şekilde de devam edebilirsiniz ilk sırada yaptığımız gibi. İpimi değiştirdikten sonra bu sıramda öncelikle 2 zincir çekiyorum. Daha sonra ipimi doladım. Artık patimizin bu avuç içi kısmını tamamladık. Parmak kısımlarını yapıyoruz burada birlikte. İpimi doladıktan sonra bulunduğum ilmeğe değil bir sonraki ilmeğe batıyorum. Buraya bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine geçiyorum. Buraya da bir tane. Bir tane de bir sonrakine yapıyorum. Sırasıyla toplamda 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çekiyorum ve bir sonraki ilmeğime batarak buraya ilmek kaydırma yapıyorum. Toplamda 4 parmağım olacak. Bu benim patimin ilk parmağını oluşturmuş oluyor. Devam ediyorum. 2 zincir çekerek yine başladım. İpi doladım. Sıradaki ilmeğe battım. Bir tane ikili trabzan. Doladım. Yandakine bir tane. Yine doladım. Bir yandakine ikili trabzan. 2 zincirimi çekiyorum. Bir sonrakine batıyorum. İlmek kaydırıyorum. Bu şekilde toplamda 4 tane patiye aynı şekilde yapıyoruz. 4 tane parmağımı tamamladım. Hemen bir zincir çekiyorum. Sökümlü olmasın diye ipimi burada keseceğim. Şöyle çıkarayım. Hatta şu açık pembe olan ipimi de kesiyorum. Bunları daha sonra daha küçük bir ince bir tığ yardımıyla kaybedebilirsiniz. İğneyle de yapabilirsiniz. Uzun kesip siz bilirsiniz tabii ki. Ben şimdi hemen arka tarafta bunları kaybedeyim. Patimizin artık son aşamasıyla devam edeceğiz sonrasında. Arkadaki ipleri temizledim. Hemen sizlere de şu şekilde göstereyim. Aralardan ince bir tığ yardımıyla çekerek temizledim ben. Şimdi son aşamaya geçeceğiz ancak buraya geçmeden önce aynı bundan bir tane daha yapmamız gerekiyor. Şu şekilde ben daha önce örmüştüm. Sadece koyu pembeyle yaptım. Tarifte hiçbir değişiklik yok. Sadece düz renk yapıyoruz. Siz isterseniz aynı da yapabilirsiniz. Hemen şöyle bunu bir kenara çekiyorum. Şimdi son aşamamızda devam edebiliriz. Açık pembe ipime geçiyorum. Şu görmüş olduğunuz renkli patimin şu sağdaki parmak kısmından başlayacağım. Bu açık pembe ipimi şuradaki ilmeğime takıyorum. Şöyle bir tane de zincir çektim. İpimi taktıktan sonra şuralarda 2 zincir çekmiştik biliyorsunuz. Şuralarda da 3 tane ikili trabzanımız vardı. Zincir çekmiş olduğumuz kısımdaki boşluğa batıyorum ve buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında İlk trabzanımın tepesine geliyorum. Bir sık iğne. Trabzanlarımın her birinin tepesine birer sık iğne yapıyorum. Toplamda 3 oluyor. Zincirime 2 tane yapmıştım. Buradaki zincirimin altına da yine 2 tane yapıyorum. Bir parmağımın üstüne toplamda 7 tane sık iğne örmüş oldum. Sonrasında şu bitiş yerine geldiğimizde alttaki kısma batarak buraya İlmek kaydırma yapıyoruz. Patilerimizi ayırıyor gibi düşünebilirsiniz. Sonrasında aynı şekilde devam edeceğim. Yine iki zincirimin olduğu boşluğa batıyorum. Buraya iki tane sık iğnemi yaptım. Şöyle atlamayın. Bunu yaparken trabzan tepesini görmeyebilirsiniz. Üç tane olacak burada. Hemen şöyle geliyorum.
ilk trabzanımın tepesine bir, ikincisinin tepesine bir, üçüncüsünün tepesine bir tane sık iğne yaptıktan sonra zincir kısmıma iki tane yapıp parmaklarımın ortasına gelmiş oluyorum. Tabii önce şu araya yine şu pembeyle batmış olduğumuz kısma ilmek, yani koyu pembeyle batmış olduğumuz kısma batarak yine ilmek kaydırmamızı yaptım. Burada 40 tane zincir çekeceğim. 40 zincirimi tamamladıktan sonra aynı bulunduğum yere batıyorum ve buraya yine ilmek kaydırma yapıp bu şekilde sap olarak sabitliyorum zincirlerimi. Sonrasında yine aynı şekilde devam edeceğim. İki zincirimin olduğu kısma iki tane sık iğne, trabzanlarımın tepelerine birer tane, zincirimin boşluğuna iki tane, son tekrarım olacak artık. Buraya ilmeğimi kaydırdım. Aynı şekilde devam ediyorum. İki sık iğne, her birine bir tane ve en son iki sık iğne yaparak bu şekilde patilerimin, daha doğrusu parmak kısımlarımın üstünden geçmiş oldum. Buradan sonrasında şu kısımla birleşme aşamasını yapacağız. Hemen onu da yapalım. Nasıl yapıyoruz? Şu şekilde tam denk gelecek şekilde koyuyorum üst üste. Sonrasında bunu sıradaki ilmeğine batıyorum. Buradan da karşılığındaki ilmeğe batıyorum ve sık iğnemi yapıyorum buraya. Aynı şekilde bir sonrakinde de karşılıklı batarak sık iğne yapıyorum. Sık iğne ile birbirlerine birleştireceğim. Buradan şu diğer parmaklarımın başlangıcına kadar aynı bu şekilde ilerliyorum. Kalan tüm sırayı dolaştım. En son şurada pembe ipimizi taktığımız kısma tekrar batalım ve şöyle karşılıklı bir ilmek kaydırma yapalım. Bir tane de zincir çekelim sökülme olmaması için. Buradan sonra ipimizi kesebiliriz artık. Bunları içeride kaybedeceğiz. Aynı diğer kısımda yapmış olduğumuz gibi. Kalan iplerimi de içeriden çektim. Bakın şöyle göstereyim. Hiçbiri görünmüyor. Şöyle aralardan yürüttüm. Ve anahtarlığımı bu şekilde tamamlamış oldum. Anahtarlığımızın ya da para kesemizin yapımı bu kadardı. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirim çanlarını açmayı unutmayın. Takıldığınız yerler olursa yorumlar kısmından bizlere ulaşabilirsiniz. Görüşlerinizi de buradan bizimle paylaşabilirsiniz. Yapacak olan herkese kolay gelsin diyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.